Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ünye Slav Koleji ile Cumhuriyet İlkokulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün, tüm Türkiye genelindeki özel kurumlarla resmi okulların karşılıklı hamilik projesi kapsamında etkinlikler yapmasına yönelik işbirliği protokolü doğrultusunda yürüttüğümüz bir projenin tanıtımı için buradayız. Öncelikle bize verdiğiniz değerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Projemizin ana teması sıfır atık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer hanımefendi hikayelerinde yürütülen ve tüm Türkiye'de uygulanan bu projeye biz de öğrencilerimizin daha küçükken yaşam sanatı olarak kendilerine sıfır atığı, geri dönüşümü, çevre korumayı ilke edinmeleri noktasından hareketle bu projeyi oluşturduk. Ama projemizin merkezinde hem sıfır atık hem doğal güzellikleri koruma ve tanıtma adına turizm desteği de söz konusu olacak. Biz geleceğin gençlerini, ülkemizi seven ve aynı zamanda koruyan çocuklar olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu noktada Ünye'den Ordu'ya Geleceğimiz İçin adlı projemizi bugün itibariyle tanıtıyoruz. Pazartesi günü de yine sizlerin de katılımını muhakkak bekliyoruz. Öğrencilerle birlikte Cumhuriyet İlkokulu'ndan başlayacak sıfır atık döngüsüyle oluşan ve çevre temizliğiyle devam eden meydanda da tarihi çınar ağacının altında projemizin startını vereceğimiz bir açıklamamız daha olacak. Biz ne bekliyoruz? Doğa hepimizin, çocuklarımızı daha küçükken doğayla iç içe yetiştirmeliyiz ki ancak onlara rol model olabilelim ve onlar canı gönülden doğa sevgisiyle büyüyebilsinler. Bu noktada bünyemizin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren resimler ortaya koyduk. Ordu genelinde 20 farklı resim seçtik ve bunu 10 çantamıza, hatta 11 çantamıza arkalı önlü basarak tanıtım amaçlı olarak kullanacağız. Çantamızda tema sıfır atık olduğu için doğa rengini, doğal rengini ön plana çıkarıyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz çanta örneğin Ünye'nin manyetik kumunu tanıtıyor. Arka tarafında da ordumuzun gene doğal güzelliklerinden olan Ulu Gölü tanıtıyor. Neden bez çanta? Biliyorsunuz ki poşet kullanımını artık minimize etme adına uzak duruyoruz, plastiği kullanmıyoruz. Bu noktada da promosyon aracı olarak çok saygıdeğer sınav koleji yöneticilerinin de destekleriyle böyle bir çantayı tanıtım aracı olarak kullanmaya karar verdik ve üzerine seçtiğimiz resimleri ve sloganları yazdık. Görüyorsunuz, çevre sevgiyle korunur, Türkiye kazansın, sıfır atık mesajı. Güzellikler için siz de umut olun, turizme fark kat mesajı. Yine buradaki öğrencimizde gördüğünüz Türkiye'nin değeri, ülkemizin güzellikleri, turizm temasını içeren bir sloganımız var. Ve aşağıda gördüğünüz Ünye'den Ordu'ya keşif projemizin ismini de içeren bir sloganımız var. Ve ana temadaki sloganımız tabiat değil, atıklar dönüşsün, Türkiye kazansın. İnşallah bu projemizin son halini Sayın Kaymakamımızın da uygun görüşleri dahilinde proje onayımızı verdiği için söylüyorum. Ünye Meydan'da promosyon çantalarımızı da dağıtarak iki okul öğrenci ve velileriyle birlikte Ünye'den Ordu'ya bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah projemizi de Ünye'mizden, Ordu'muzdan desteklerini hem velilerimizden hem kamuoyundan bekliyoruz. Bu noktada bize en büyük desteği sizler sağlayacaksınız. Basın olarak yanımızda olduğunuz için tekrar